Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğiniz bu ucube sistemde ne kanun var, ne anayasa var, ne yönetmelik var, hiçbir şey yok. Tek adam var. Tek adam ne derse o oluyor, tek adam ne derse o bozuluyor. Bu sistemi değiştireceğiz. Gözünüze baka baka söylüyorum. Bu sistemi değiştireceğiz. Türkiye'nin layık olduğu sisteme, parlamenter, demokratik, hukuk devletine tekrar döneceğiz. Hükümet sisteminde yürütmeyi temsil eden Cumhurbaşkanı'nca icra edilmiştir. Yasama yetkisi farklı, yürütme yetkisi farklı. Kimsenin yetkisine karışılmışlık yok. Yetki aşımı yok. İç hukuka, uluslararası hukuka tam bir uygunluk var. Kararname değil, Cumhurbaşkanlığı kararı ile fesih yetkisi söz konusu olmuştur. Bu konuyla ilgili CHP Anayasa Mahkemesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali ile ilgili dava açmış. Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle reddetmiştir. Dolayısıyla hukuka uygunluk söz konusudur. Ne sizin yetkiniz var, ne meclisin yetkisi var, ne de bakanların yetkisi var. Türkiye'de bir insanın yetkisi var, bir adamın yetkisi var, tek adamın yetkisi var. Türkiye tek adam sistemiyle yönetildiği sürece böyle devam edecektir. Milletin yetkilendirdiği yürütme yetkisini siz kendi üzerinize mi almak istiyorsunuz? Hayır. Yasama yürütmenin, yürütme yasamanın yetkisine karışamaz. Bu uluslararası anlaşmayı imzalayabilirsin diye yetki veriyoruz. Yetki, izin. Sonuç itibariyle ister imzalar, İster imzalamaz. İmzaladıktan sonra da imzalayan makam usulde paralellik ilkesi çerçevesinde bunu feshetme yetkisine sahiptir. Dolayısıyla hukuki olarak mevzuata lütfen biraz çalışın, öyle gelin diyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Onlarca örneği var. Evet, var bir sürü. Gelin vereyim size. Hepsini vereyim. Bakın. Hepsi. Ben örnek olarak size biraz sonra gönderiyorum. Hepsini gönderiyorum. Hepsini gönderiyorum. Bütün grup başkan vekillerimize. Bakanlar kurulu örnekleri var ama lütfen tamamlayın. Rica ediyorum. Bakanlar kurulu örneklerini, sayısı, tarihi vesaire hepsini göndereceğim ve biraz sonra da size kayıtlara geçmesi açısından birkaç örneğini resmi olarak ifade edeceğim. Dolayısıyla bu konuda Asla ve kata mevzuatı çarpıtıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bilmiyorsunuz veyahut da bile bile. Akbaşoğlu bizi mevzuat bilmemekle suçladı ama kendisi yaşadıklarından haberi yok. Şunun için söylüyorum. Uluslararası anlaşma meclis onaylar sonra gider imzalanır diyor. Öyle şey olur mu? Efendim öyle söylediniz, açıp tutanağa bak. Tersini söyledin abicim. Babacım tersini söyledin. Tutana. Sayın Akbaşoğlu tutana, ağzınızdan öyle çıktı. Önemli değil. Hükümetin evet, bir bakanı. Ama imza yetkisi yürütmede. Buyurun. İyi de Sayın Akbaşoğlu meclis onaylar sonra imzalanır dedi. Ha ben seni düzeltmek için söyledim zaten. Ha Cumhurbaşkanı duyarsa böyle konuştuğunu, bu da bir şey bilmiyormuş der. Şimdi tamam efendim, yanlış söylediniz. Şimdi Sayın Başkan mesele şudur. Efendim meclisin yetkisi zaten meclis, velev ki öyle olsa da Sayın Türkkan, Tayyip Bey diyecek ki toplanın bunu feshedin, herkes feshedecek. Mesele yok ki. Erdoğan'ın kararlarını sorgulamak gibi bir yaklaşım, kendi takdirleri yok. Ama ben bir şey söyleyeceğim Sayın Akbaşoğlu'na. 24 Kasım 2011 tarihli tutanaklara bir bakın. İstanbul Sözleşmesi Genel Kurulu'da onaylanırken neler söylemiş bir bakın. Yarınki kurultayınızda ruh arıyorsunuz yani. 94 ruhumu, 2002 ruhumu. Bence 24 Kasım 2011'de konuşan AK Parti sözcülerinin konuşmalarında bir ruh bakın da belki o tarihin ruhuna bir dönme arzusu da kurultayda masaya yatabilir. Önce bir karar verin. 94 mü, 2002 ruhumu? Buna bir karar verin. 24 Kasım 2011 anlayışında mısınız? Şimdiki anlayışta mısınız? Kötüye kullandı diye bir sözleşmeden geri çekilinir mi? Lütfü Bey güzel bir şey söyledi. Adam kötüye kullandı, siz şimdi namazı da mı yasaklayacaksınız? Ne ayıp şey ya? Türkiye Cumhuriyeti'nde 12 tane Cumhurbaşkanı 98 yıl boyunca görev yaptı Sayın Başkan. Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça öteki yarısı göklere yükselebilsin? Kadınımızın, kızımızın yeri medeniyetin emrettiği, medeniyetin getirdiği yeniliklerin yeridir diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Şimdiki Cumhurbaşkanımız da
şöyle söylüyor. Ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Kadın cinayetleri abartılıyor dedi. Dedi. Birinci Cumhurbaşkanından 12. Cumhurbaşkanına kadar arada 10 tane cumhurbaşkanı görev yaptı. Ebediyete irtihal edenlere rahmet diliyorum. 12 cumhurbaşkanımız içerisinde kadın erkek eşitliğine inanmayan tek cumhurbaşkanı 98 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anki cumhurbaşkanıdır. Ve ben bunu aziz milletimizin ve 42 milyon kadının takdirine havale ediyorum. Teşekkür ederim. Kadın hakları, kadına şiddetin önlenmesi konusunda gerçekten sayın liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 18 yıllık iktidarımız döneminde kadına şiddete sıfır toleransla yaklaşarak her türlü pozitif ayrımcılığı kadınlar lehine ortaya koyan bir anlayış iktidardadır. Bu noktada asla geri adım atılmayacaktır. Bundan herkesin emin olması gerekir. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili şunu ifade etmek isterim ki, evet 2011 yılında bu sözleşme imzalanmış. Ancak 10 yıldan 10 yıla yakın uygulamalar neticesinde görülmüştür ki bir takım marjinal grupların kendilerini meşrulaştırmaya ilişkin bir bu sözleşmenin arkasına gizlenildiği bir zemin oluşmuştur. Toplumsal talep ve değerlendirmeler neticesinde İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesinde yer alan her taraf istediği zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle bu sözleşmeyi feshedebilir hükmüne istinaden Sayın Cumhurbaşkanımız iç hukuk ve uluslararası hukuk çerçevesinde İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesindeki fesih hükmüne de istinaden milletimizin talepleri doğrultusunda bu sözleşmeden çekilme iradesini göstermiştir. Milletimiz medyunu şükran olduğunu Cumhurbaşkanımıza ifade etmektedir. Sayın Akbaşoğlu desin ki hayır Cumhurbaşkanımız ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum demedi desin isterdim demedi. Yani benim söylediğim bu yönünü kabul etti. Söyledi zaten bu var kayıtlarda. Kadın cinayetleri abartılıyor demedi desin isterdim. Bunu da söyledi. Asıl ben şuna değineceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yetkisini kullanan bir organdır. Anayasanın 90. maddesi de çok açıktır. Bir çok taraflı bir uluslararası anlaşmanın mecliste onaylanmasıyla bu kanun haline gelmesinden sonra Cumhurbaşkanı'nın iki dudağın ucuyla bunu ben kaldırdım demesinin hukuki tartışmalara epeyce bir sürecektir. Muhtemelen Perşembe günü Sayın Kaboğlu da bu konuda meclise geniş bir değerlendirmede bulunacaktır. Ama değerli arkadaşlar, şimdi meclisin gündeminde de Sayın Başkan uluslararası anlaşmalar var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ki Millet İttifakı olarak Türkiye'nin menfaatine olan anlaşmaların görüşülmesinde hem... Tamamlayın sözlerinizi, son kez açıyorum. İşsizlikten kaynaklı hiçbir hakkımızı doğru dürüst kullanmadan meclise bir zaman ekonomisini de iyi çalıştırıyor idik. Şimdi meclise bu anlaşmaların kanunlaşmasından sonra gece yarısı beyefendinin aklına esince anlaşmaları iptal ettim diyeceği bir döneme girdik. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci parti tarafından uluslararası anlaşmalar konusunda bir işbirliği ve olumlu ortam taleplerine ne kadar sıcak bakacağız çok merak ediyorum. Evet. Böyle olunca nasıl olsa Sayın Türkan'ın tabiriyle Cumhurbaşkanı bir gecede bunu iptal ediyorsa ona ya da Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapılsın. Meclisi yormayın. Ama madem bunu genel kurula getireceksiniz bugünden itibaren uluslararası anlaşmalarda Cumhuriyet Halk Partisi grubu işsizlikten kaynaklı bütün imkanları kullanacaktır. Teşekkür ederim.